sabah saatlerinde saat 10'da Plan Bütçe Komisyon Başkanlığımızda başlayan 22 Ekim tarihinde başlayan ama bugüne kadar birçok bakanlığımızın bütçe görüşmelerinin yapıldığı Plan Bütçe Komisyon Başkanlığımızda maalesef hiç arzu etmediğimiz, bizleri ciddi manada üzen bir olaylar oldu. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya Bey'in saat 10'da başlayacak komisyon toplantısı için meclis ana binamızdaki toplantı salonuna girişinde maalesef bir engellemeyle karşılaştı. Bir arbede yaşandı. Hiç arzu etmediğimiz, üzüntü duyduğumuz görüntüler kamuoyuna yansıdı. Değerli arkadaşlar, Gazi Meclisimiz aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş milletvekillerimizin görev yaptığı bir tarihi mekan. Burada seçilen milletvekillerimiz kendi seçmenine yönelik olarak aziz milletimizin beklentilerini karşılayacak şekilde her türlü faaliyeti, çalışmayı, her türlü öneriyi, varsa eleştiriyi her zeminde ve her alanda yapma sorumluluğu içerisindedir. Dolayısıyla gerek genel kurul çalışmalarında, gerekse de komisyon çalışmalarında her türlü özgürlüğün, her türlü fikir alışverişinin yapılacağı ortamlarımız var burada. Ve bugüne kadar da böyle geldi. Bakın biz 28. dönemin 3. yasama yılına başladık 1 Ekim tarihi itibariyle. Ve bugüne kadar biz yaklaşık 25 kanunu burada müzakerelerini yaparak kanunlaştırdık. Yaklaşık 55 uluslararası sözleşmeyi karşılıklı müzakereler, görüşmeler neticesinde yasalaştırdık. Ve aziz milletimizin emrine sunduk. Şimdi özgürce ve her türlü fikri ayrışmaya rağmen ki burada AK Parti'nin düşüncesi farklı olabilir, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin düşüncesi farklı olabilir, diğer partilerin de milletvekilleri farklı düşünceye sahip olabilir. Ama bunun müzakere edileceği, konuşulacağı, iletileceği ve birbirimize karşılıklı saygı içerisinde dinlenilecek ve konuşulacak yer genel kurul ve meclisimizdeki komisyon başkanlıklarımızdır. Siz burayı bir kabadayılıkla, bir kaba kuvvet kullanarak buradaki yapılacak çalışmayı engellemek, geciktirmek veya başka bir hale sokmak gerçekten arkadaşlar ülkemizin demokratik kurallarına uygun olmayan bir davranış olmuştur. Ben bu eylemin, bu engellemenin bir daha yaşanmaması için, bir daha böyle görüntülerin kamuoyuna yansımaması için içten bir temennide bulunuyorum ve bütün siyasi parti gruplarında bu hatırlatmayı yapıyorum. Ve maalesef bu yapılan eylemi de kınadığımızı ve bir daha yaşanmaması noktasında da bütün siyasi parti gruplarına da büyük sorumluluk düştüğünü de buradan ifade etmek istiyorum. Ve 16 Ağustos'ta değil mi? Daha yakın zamanda Meclis Genel Kurulumuzda da bazı olaylar yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel bazı ifadeler kullandı. Dedi ki orada mecliste hiç yaşamaması gereken şeyler yaşandı. Mecliste her şey benim gözümün önünde oldu. Gerçekten utanç verici. Sözlerin havada uçuşacağı bir yerde kaba kuvvet ve maalesef şiddet uygulandı diye ifadelerde bulundu. Bakın şimdi aynı şekilde bu olaylar Plan Bütçe Komisyonu'nda yaşandı. Ben sorumluluk sahibi olarak Sayın Özgür Özel'den de bu konuda gerekli adımı bekliyoruz. Yani bizim burada asla kaba kuvvete, şiddete ve kabadayla mecliste asla yer veremeyiz, kabul edemeyiz. Bunu normal sayamayız. Ben
bir kez daha bu konularda bütün arkadaşlarımızın duyarlı bir şekilde meclis çalışmalarına her türlü katkıyı vermelerini, düşüncelerini, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmelerini, her türlü müzakerenin rahatlıkla yapılabileceği bir ortam olarak inşallah meclisimiz bundan sonra da güzel çalışmalara imza atacaktır. Aziz milletimiz bizden bu türden bir davranış beklemiyor. Kendi beklentisini, kendi hayatını daha da iyileştirecek kanunları yapmayı bizden bekliyor. AK Parti grubu olarak bundan sonra da bu dikkatle, bu özenle, bu hassasiyetle meclis çalışmalarımıza devam edeceğimizi ifade ediyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'den de gerekli tutumu almayı buradan beklediğimizi, bir özür beklediğimizi, gerekli bir tutum beklediğimizi de ifade etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yine o grup toplantısında malumunuz Kara Harp Okulu'nda yaşanan ve resmi törenin dışındaki bir korsan yemin merasimi hakkında da çok enteresan sözler söylemiş. Ne demiş mesela? Demiş ki orada burada yemin korsan yemin törenini düzenleyen teğmenlerin kılıç çekerek biz Mustafa Kemal'in askeriyiz dedikleri için cezalandırıldıkları ve haklarında disiplin soruşturması yapıldığını iddia ediyor. Halbuki burada olayların esasına baktığımızda bu korsan yemin törenini düzenlemeye çalışan teğmenlerin bazılarının öncesinden oradaki bölük komutanı ve tabur komutanı tarafından uyarıldıkları, izin almaya çalıştıkları ve bu hususta da emre itaatsizlik ve disiplinsizlikten dolayı bir soruşturma yapıldığını, bir disiplin işlemi yapıldığını dün itibariyle Milli Savunma Bakanlığımız açıklamış. Söylenen sözlerle hiçbir ilgisi yok. Orada ne söylendiğiyle ilgili bir soruşturma, bir disiplin süreci işletilmiyor. Orada yapılan durum Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli manevi ve mesleki değerleri bir bütündür ve ayrıştırmaya çalışmak son derece tehlikelidir. Eylemin önceden planlanarak basını da davet etmek suretiyle organize şekilde yapılması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ayrılık varmış algısı yaratılmış, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranış sergilendiği tespit edilmiştir diyor. Bu kapsam içerisinde yürütülen bir soruşturma rapora bağlanmış ve Yüksek Disiplin Kurulu da bu süreci devam ettiriyor. İlgili teğmenler savunmalara alınacak. İlgili bu kişilerin yaptığı eylemler Yüksek Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilecek ve ona göre bir karar oluşturulacak. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin borçlarıyla ilgili bazı sözler söylemişti. Ne demişti? Efendim, bu borçlar AK Parti döneminde oluşan borçlar. Peki, resmi kayıtlara bakıyoruz. Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin seçimlerden önce Şubat 2019'daki borcu 200 milyon TL. SGK'ya borcu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yine Şubat 2019'daki borcu 70 milyon TL. Sonra hangi parti geldi? Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları geldi. Peki ne olmuş arkadaşlar? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül 2024 itibariyle borcu tam 8.3 milyar TL'ye yükselmiş. Tam 41 kat artmış. Artmış 41 kat. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Eylül 2024 itibariyle borcu da tam 5.9 milyar TL'ye çıkmış. Tam 85 kat artmış. Kim yapmış bu borçları?
Ne güzel değil mi? Bu borçlar artarken her biri aynı dönemde arkadaşlar. Bir şeyin üstü örtülüyor aynı zamanda. Bu rakamlar boşuna söylemedik. Tam bu Eylül 2024 itibariyle 8.3 milyar TL borcu olan SGK'ya Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019-2024 5 yıllık ve son 1 yıllık dönemde tam 5.5-6 milyar TL'ye de konserler veriyor. Bir kısmı pandemi döneminde. Değil mi? Halk konserleri. Kamuoyuna yansıdı. Her biri 70-80 milyonluk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de öyle. Bu borçlar oluşurken yine halk konserleri pandemi dahil devam ediyor. 5-6 milyarlık bir konser bedeli.